Her Şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kuşlar tüylü, kanatlı, sıcakkanlı yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır. Çoğumuzun evinde en az bir kere beslediği muhabbet kuşları hepimizin sevdiği türlerinden sadece biridir. Halbuki yaklaşık 10 bin civarında yaşayan türüyle en kalabalık omurgalıları oluşturur kuşlar. Kuzey kutbundan güney kutbuna dünya üzerindeki tüm her yerde yaşarlar. Boyutları arı sinek kuşunda 5 santim ile deve kuşunda 2.7 metreye kadar değişir. Bulunan fosillere göre kuşlar yaklaşık 150-200 milyon yıl önce dinozorlardan gelmektedir. Bilinen ilk kuş yaklaşık 155-150 milyon yıl önce yaşamıştır. İşte dünyada nadir bulunan 10 egzotik kuş türü. 10 numara Palmiye kakadus. Papağana benzeyen bir kuş türüdür. Kakadugiller familyasındandır ve Avustralya'nın kuzeydoğu kesimlerinde Yeni Gine Adası ve Aru Adalarında görülmektedir. Palmiye kakadusu, kakadularında en iyi yapılı ve tüm papağanların en iyi gagalı olanıdır. Yalnız yaşarlar ve uzunlukları 65-75 cm arasında değişmektedir. Kırmızı renkli çıplak yüzü vardır ve heyecanlandığı zaman mavileşmektedir. 9 numara Kırmızı Gagalı Tukan. Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşarlar. Büyük gagası, güçlü ayakları, kısa ve yuvarlanmış kanatlarıyla tatlı olduğu kadar güçlüdür de. Bu kuş temel olarak meyvelerle beslenir. Bilim adamları tukanların gagalarını kullanarak kendilerini serinlettiğini kanıtlamıştır. Uçmayı pek sevmezler. 8 numara Emu. Tipik bir deve kuşu olarak görülse de deve kuşlarının yarısı kadardır. Aslına bakarsanız cüce deve kuşu da diyebiliriz. Emular yaklaşık 133 kilo ağırlığındalar. Uzun boyuna ve bacaklara sahipler. Bu da onları uçamayan en hızlı kuşlardan biri yapıyor. Deve kuşları ile birlikte yaşamazlar. 7 numara Çayır Tavuğu. Bu eşi benzeri olmayan renkli kuşun nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Bir yüzyıldan fazla zaman önce Texas ve Louisiana'nın sulak bölgelerine yerleştirildi. Ancak günümüzde sulak alanların yalnızca %1'i kalmıştır. 1998 yılında dünya üzerinde 60'ı yabani doğada yaşayan 260 tane çayır tavuğu kaldığı kaydedilmiştir. 6 numara Sorguçlu Martı. Sorguçlu martı, kalın kırmızı gagası ve sarımsı sorgucu ile eşi benzeri olmayan bir kuş türüdür. Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yaşayan bu kuş türü yaklaşık 35 santim boyundadır. 750 kilogram ağırlığında olan sorguçlu martının kanat açıklığı da 35 santimdir. Batı Pasifik'te yaşayanlar Doğu Pasifik'te yaşayanlara göre daha büyük olur. Ayrıca erkekler de dişilere göre kısmen daha büyüktür. 5 numara Harikulade Fregat Kuşu. Eşi benzeri olmayan bir görünüme sahip harikulade fregat kuşu tropik Atlantik bölgesinde yaygın olarak görülür. Florida, Karayip, Cape Verde Adası, Galapagos Adası ve Amerika'nın Pasifik kıyılarında koloni halinde yaşamaktadırlar. O kadar hırçın ve saldırgan bir yaratıktır ki İngilizce konuşan uluslar ona Man O' War yani savaş gemisi demişlerdir. 4 numara Uzun Kuyruklu Dul Kuşu. Uzun kuyruklu dul kuşu Güney Afrika'da yaşar. Adlarını siyah renkli olmalarından ve uzun kuyruklarından alır. Erkek uzun kuyruklu dul kuşunun kuyruğunun uzunluğu 40 santim boyuna ulaşabiliyor. Bu da bütün vücudunun ortalama 2 katından fazla bir uzunluk demektir. Yaşadıkları bölgeler nemli çayırlardır. Tohum ve eklem bacaklı yiyerek beslenirler. 3 numara Pala Bıyıklı Kuş. Muhteşem görünümlü, bıyıklı olan bu deniz kuşlarının yuvaları Şili ve Peru sahillerindeki kayalık oyuklarında bulunmaktadır. Koyu gri gövdesi, başının her iki yanında beyaz bıyık, kırmızı portakal gagası ve ayaklarıyla muhteşem bir görünüme sahipler. Bu kuş türleri küçük balıkları yiyerek beslenirler. Çıkardıkları ses kedi miyavlamasına benzer. 2 numara Guyanalı Kaya Horozu. Yaşam alanları Güney Amerika'nın yağmur ormanlarıdır. Bu kuşun yarım daireye benzer ibiği bulunmaktadır ve bu ibiği birbirine yaslanan iki sıra tüyü oluşturmaktadır. Diğer kuşların zıttına ibik her zaman açık durmaktadır. Bu kuş türü 65 farklı türde meyvenin dışında küçük böcek, kertenkele ve kurbağada yediği bilinmektedir. 1 numara Saksonya Kralı Cennet Kuşu. Bu kuş türü Batı Yeni Gine'de bulunmaktadır. Kuşu tanımlayan ilk kişi Adolf Bernhard Meyer'dir. Avrupa'ya ilk götürüldüğü zaman
insanlar erkek olan Saksonya kralı cennet kuşunun başındaki süsleyici tüylerin gerçek olmadığını düşünmüşler. Saksonya kralı cennet kuşları çoğunlukla meyve ve eklem bacaklığı ile beslenirler. Bu kuşlar yerliler tarafından uzun tüyleri için ayinlerde kullanılmak üzere avlanıyor. Bu duruma rağmen soylarının tükenme riski yoktur.